Peki dur. Şu bir küçük bir kolaj gibi bir şey var, ona bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bizim yani beynimizin bulanması tam o yıllarda oldu. Bu senin acayip şarkılarında. Şimdi anlamadığım şey şu. Yani bu şey bir kere şey vokal şarkısı. Ha? Melih'le Çiğdem'in. Evet. Bestemedi, evet. Söz. Onlar zaten Çiğdem büyük falan. Fabrika. Ay, evet. Yani fakat selam şey olsun onlara. Şey böyle bir değil mi? Tempo yavaşlatılmış gibi. Eskiden hızlıymış. Sonradan yavaşlatıp böyle Hint müziğine uyarlamışlar falan. İnsanlık hali hiç belli olmaz falan. Fakat orada çok manyak danslar var böyle. İşte yani. Ama o koreografileri yapanların nasıl bir kafası varmış? Dikkat ediyor musun bunlara? Yani bunu... Tabii ki o ritmin içinde, ritmin içinde insan... ne olabilirse. Bir de tabii yani bulunduğumuz yer plaj. İşte tekne, bir de bunları plajda deniz yapıyorsunuz. Kenarı falan tekne. Filan. Hayır, o şey atlama yani. Rampası mı? Havuz başı yani yoksa tekne mi? Yani şeyleri ne havuzunun kenarı, bir evet. Tekne, bir işte bir bilmem ne otel. Hepiniz burada çıplak mısınız filan. Yoksa siyah beyaz olduğu için siyah öyle beyaz olduğu için öyle görünüyor. Slip mayolar galiba. Slip mayolar erkeklerde çok sevdiğim slip mayolar. Bayılırım. Kadınlarda bikiniler. Mayolar, bikiniler falan. Türkiye'nin filan. Açlık fakirlik yılları evet. Kumaş yok. Hep evet. Yurt dışından geliyor. Evet, ve herkes evet. Artık neyse masa örtüsünden filan kenarlarından uydur ne örülürse işte. Evet, örgü evet. Mayolar var biliyorsun. Evet. Kadınlarda örgü mayo. Böyle evde örüyorlar. Denize gidiyorlar. Sen de onlarla giriyordun. Ben de onlarla giriyordum. Tabii. Ben çıplak sandım da o yüzden gösteriyorum. Sonra ya, dediler ki mayoyla. Evet olamadı. Devam. Olamadı. O kadar olamadı. Herkesin kafası mı güzel? Çünkü bir şey, senkronizasyon da yok yani. Sanki böyle ya, şöyle yapalım falan. Orada düşünsene öyle bir öğleden sonra TRT gelmiş sana diyor ki gülme komşuna gelir başınayı çekeceğiz TRT. Evet. İşte öyle. Öğleden hemen, sonra hepinizi topladılar. Biz ama şeydeyiz fuar dönemi o. Yani hep sahnedeyiz her akşam. Sahneden matine suare arası falan bir saat buldular. Orada hemen çekelim şunu. İyi tamam. Güneşin çekelim. Altında. Güneşin altında. Tek plan o zaman bu. He? Tek plan gibi akıyor ya. Tek plan gibi akıyor aynen öyle. Abi hareketler ya de çok şey iyi. Yani meditatif yani anlatabilirim. Yıl kaç? 77 falan. Gayet iyi klip. Doğukan 77 yani. 70. Ben klibi çözmeye çalışıyorum. Beni ama 77 görüntü diyor. Kalitesi şusu busu şey beni ilgilenmiyor. Ya benim sorularım için... şunlar. Yeni, kafanız mı güzel? Ne işiniz ne yapıyorsunuz yani? Falan filan. Ben bunu merak ediyorum. Devam. Orada devam. Görebildiğin her şey çok hali. Bu yani Türk rock'unun başlangıcı aynen. Gibi bir şarkı. Aynen. Ve de vokaller çok iyi. Tabii sen ki. Başta bir Kırköy kökenli bir kız aynen. Olarak geliyorsun. Aynen. Oradan sahnedeki Naciye'ye bu dönüşüyorsun. Bayağı şey bir şey var yani. Bu ne söyleyeyim? Biliyor musun? Asiye nasıl kurtulur bravo. Gibi falan filan. Aynen. Bu tarz bir hikayeden. Evet. Beslenerek yazılmış. Bunu Ahmet Tuğsuz, Olcaytuğ Ahmet Tuğsuz'un evet, eseri. Müthiş. Ahmet İzzet Özle bir gün bir sabah geldiler eve. Dedi ki ya çok güzel bir parça var falan filan. Dinleyelim. Ahmet aldı gitarı eline. Ama Ahmet hep İngilizce yaptığı için besteleri. İşte şarkıya girdirip o Naciye kısmına gelince de ye 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 yapıyor falan. Ya de, müthiş dedim yani Ahmet bu şarkı müthiş. Ama bunu lütfen Türkçe söz yaz da getir dedim. Ha. Ahmet gitti hakikaten bir gün sonra. Naciye ye'ler hep Naciye, evet, Naciye, Naciye, Naciye diye çok geldi. Çok yaratıcı bir şarkı. Öyle paldır küldür inanılmaz bir şey ortaya çıktı. Ha. Ve bu sosyolojik olarak bugün hala hani yarışmalar yapılıyor ya şöhret olmak için kızlar böyle bir an evvel o yarışmalara katılalım da işte sesimiz keşfedilsin, güzelliğimiz keşfedilsin çıkalım falan. Bu onun hikayesi aslında Naciye. Bu arada... Orkestra da senin grup da
Evet, Anadolu ve Batı karışımı ne buldular? Hocam müthiş sentezler var. Evet. Evet. Yani çok acayip. Bir de çok önemli More Tight var abi. Çok önemli, More Tight var, evet. Çok önemli. Orada tabii playback'te dinlediğin enstrüman eksiklikleri var orada. Bu sadece TRT'nin çekimindeki görsellik olarak kullanılıyor. E tabi oraya ama, koymuşlar işte. Evet, evet. Gitarların ama işte jack kabloları yok. Bas, şuraya bir masa koymuşuz var. Efendim. Klavye o kadar. Yani o ne kadar buldularsa onu koymuşlar. Evet. Anladın mı? Hep öyleydi o zamanlar. Yani TRT ne bulursa sen de oraya adapte olmak zorundasın. Fakat ben o sıradaki isterim falan. O sırada TRT yani dekorları da çok manyaktı. Ben onların da kafasını merak ediyorum. Arka tarafa böyle bir acayip bir şey yapılıyordu. Böyle abstrakt falan böyle bir şey. Bir sanat eseri yapılıyordu. Önüne bir türkücü çıkıyordu falan. Anadolu buram buram falan. Tabii, ama arka taraf öyle çok manyaktı. Ama aynı dekorun içine ben de geliyordum. Emel Sayın da geliyordu. Tabii. Bilmem Barış Manço da geliyordu yani. Geliyordu, anladın mı? Devam. Öyleydi. Yani iyi ki gelmiş oğlum. Allah Allah. Ne oldu? Dur. Biz bunu yaptığımız için. Dur ya, Hüseyin'e bakacağız. Devam. Bu ne, 90'lara mı geldi? Evet evet. 80'lerde mi, 90'lar? 90'lar. 90'larda böyle seksi bir durum vardı. Evet. 90'larda herkes kuduruktu. Biz kaçırdık. Evet. Yetişemediğim için çok üzgün olduğum bir bu dönem. Bu Z kuşağı, bu 90'ların sonunda oldu işte Z kuşağı. Bunların anaları babaları ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Onlar Z kuşağı çıktı 98'den itibaren. Evet. Çünkü anaları babaları bu senin hızında ürüyorlardı. Doğru. O yüzden benim çocuk arkadaşlarım benim gibi dans edebilmek için bacağını kıranlar vardı ya 90'larda. Nasıl yapıyorsun şu hareketleri diye. Sen şimdi de yaparsın ama. Yapıyorum zaten. Bu nereden geliyor? Nereden? Bir içinde bir şey mi var? Bir arpası fazla gelmelik bir şey. Dinamo dönüyor. Dönüyor. İşte Allah çok Allah. Burada da çok güzelsin. Çok seksisin. Evet. Çok efsane. Enerji. Bugün böyle bir kız bulmak mümkün değil. Senin şu halin gibi. Evet, doğru söylüyorsun. Genelde böyle biraz önce tuvaletten çıkmış diye bir ifade oluyor böyle. Nasılsınız? diye bir şey oluyor. Yani o enerji o kadar ya sönümlenmiş. Canım benim. Hiç kaynamamış, hiç altı ateş almamış. Onların da suçu yok işte. Ben kimseyi suçlamıyorum ayak, canım. Ben bununla karşılaştırıyorum. Onlar, Türkiye'nin şartları bu ya. Allah Allah. Sen evet. Ya ben hiçbir şarkıcı kızda şu enerjiyi görmüyorum. Şu kızı merak ediyorum sadece. O da çok genç. Alfa filan o herhalde. Yapacak bu. Evet. Okey. Bu mesela bu olaylar olurken normal bir evde mi yaşıyordun? Yani mesela eve gidiyor muydun geceliğin, hiç televizyon seyretmişliğin filan var mı? Yoksa hani böyle filan mı? Nasıl oluyordu ev hayatı? Allah Allah. Nasıl? Ben oğlum evimde çamaşır da yıkayan, bulaşık da yıkayan, yemek de yapan, hayvanlarıyla ilgilenen, bahçesiyle de ilgilenen, her şeyi yapan da bir insanım ayrıca. Burada gördüğün kadın illa da evinde de böyle falan. Ben örnek olması için gösteriyorum. Ben normal bir kadınım ya. Mütevazi bir hayatım var. Son derece mütevazi ve son derece normal yaşayan bir kadınım. Ama oraya çıktı mı başka bir kimlik oluşuyor. Evet. Bu kadar basit. Şimdiki niye bütün kızlar sahnede kakası gelmiş gibi davranıyor o zaman? Ben de onu anlamıyorum işte. Hani dediğin üstüme alınıyorum belli bir nedenle. Devam. Enerji ve neşeden hastaneye yattığın şeyler değil mi bunlar? Kontrole alındı. Yok canım, ne kontrolü? Şaka yapıyorum be. Bir şey söyleyeceğim. Bu nerede çekildi biliyor musun? Çok acayip. Sen çok iyi bilirsin. Bodrum'da, Konacık'ta sağ tarafta bir petrol ofisi vardır. Biliyorum. Orada petrol ofisinde birdenbire arkadaşlarım dedi ki ya bir kızı çekildi. Ulan bu bizim normal halimiz. Normal halimizi birisi gelsin çeksin bari. Öyle öyle. Arabadan indim. Orucular peşimde. Çok acayip. Devam. Yemin ederim vallahi billahi. Bu da kalp krizi geçirmenden hemen öncesi değil mi? Sonra uzun bir hastane dönemi oldu. Ne bilmem ne. Ya müthiş bir enerji yok mu abi sahnede ya? Hakikaten sen görüyor musun bunu? Ben görmüyorum yani. Başkalarında mı? Ben Türk popüler müzik sanatçılarının hepsini Fazıl Say'a benzetiyorum yani. Oturuyorlar bir kenarda. Yani ona benziyor. Devam.
Evet. Kostümler de şahane. Değil mi yani şeyde? Game of Thrones. Evet. Tüyler harika. Evet. Evet, Covid yorgunluğu öncesi böyleydi demek ki insanlık. Yani Covid'den sonra daha böyle bir şey oldu.